Neva, senle olur ne olmaz yine de polise mi gitsen acaba? Ya bu adamların hakkından gelecek biri vardır elbet. Olmaz Yağmur. Kızımı tehlikeye atamam. Sanki yapmamışım gibi konuşuyorsun. Yok öyle değil de ya ne bileyim belki de en doğrusu budur. Yağmur başıma gelmeyen kalmadı. Gitmeyi denemedin mi? Denedim. Ne var? Hayırdır? Nereye böyle? Siz... Nasıl? Buraya geleceğini nasıl tahmin ettim? İstersen beni çok hafife alıyorsun. Ben gölgenden daha yakınım sana. Ben size söyledim. Benim o kadar param yok. İyi tamam canım. Paran yoksa... başka türlü anlaşırız seninle. Yani o kadar parayı sana hibe edeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Ne istiyorsunuz benden? Nasıl bir anlaşma bu? Benim için çalışmanı istiyorum. Kocanın yarım bıraktığı işi tamamla. Böylece sen de kazan, ben de kazanayım. Ne derler? Win-win. Nasıl bir iş bu? Çok basit. Hele senin gibi akıllı bir kadın için çocuk oyuncağı. Kocam bizim posta güvercinimizde. Paket taşırdı. Ne taşıyordu peki? Fazla merak insanı mezara sokar. Ben yapamam böyle bir şey. Yaparsın Eva, yaparsın. İnsan oldu dara düşmeye görsün. Her şeyi yapar. Bu polise gitme işine gelince... ha biliyorsun önünde sonunda haberim olur. Ve sen en değer verdiğin varlığı kaybedersin. Bir bak bakayım şunlara. Sakın, sakın kızıma dokunma. Tamam, tamam sana söz veriyorum. Polise falan gitmeyeceğim. Söz veriyorum. Şikayet falan da yok, tamam mı? Ben sizin işinize de yaramam. Tahmin ettiğinden daha fazla yararsın. Ama tabii ben seni etkilemek istemem. Kendi kararını düşün, taşın kararını ver. Ama sonuçlarını da hesap et. Kaçmanın faydası yok Yağmur. Nereye gidersem gideyim bulacaklar beni. Hem Hayali daha ne kadar peşimde böyle sürükleyebilirim ki? Yaşı geldi. Artık okula başlaması gerek. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ama o parayı bulmam lazım. Eva, 100.000 dolardan bahsediyorsun. 100.000 dolar. Nereden bulacaksın bu parayı? Bu gece bize katılman ne güzel oldu Alp'cim. Ay ne zamandır yüzünü görmüyoruz. Varsa yoksa yeni restoran. İşte malum açılış restoran falan derken... bu aralar biraz yoğun geçti. Şu yarını bir atlatalım da... ben telafi ederim Türkan anne. Ben son halini görmedim. Nasıl bir eksiğimiz falan kalmadı değil mi? Her şey tamam. Yok tamam. Bir eksik yok baba. Aman aman. Son anda bir aksilik çıkmasın da. Merak etme baba. Ben her şeyi kontrol ediyorum. Alp'in olduğu yerde böyle bir şeyin olma ihtimali var mı Allah aşkına? Ama işte asıl bundan sonrası önemli Alp'cim. Yani yanlış anlama işine karışmak gibi olmasın ama... yani senin yokluğunda senin yerine karar verebilecek... ne bileyim yanında şöyle güvenilir sağlam bir direktör olsa iyi olmaz mı? Neticede her şeye sen yetişemezsin değil mi? Bu restoran benim için çok önemli. Hayata geçmesi için çok uğraştım. O yüzden... her şeyle kendim ilgileneceğim zaten. Ya bu arada çok iyi bir işletme müdürümüz var. Onu da söyleyeyim yani. Belki bayağı joker eleman gibi. Aa, şu çocukluk arkadaşın değil mi? Hı hı. Aa, evet. Çok seversin onu bilirim. Yani zor zamanlarında sana destek olmuş çocuk. Bravo doğrusu. Yani böyle insanların yaptıkları iyiliklerin karşılık bulması o kadar hoşuma gidiyor ki... böyle insanın içine bir şey duygusu geliyor. Adalet. Evet. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var tabii. Böyle bir zamanda insanlara güvenmek öyle pek akıl kârı değil.
Ki babam senden başkasına da güvenmez. Öyle değil mi baba? Ha? Tabii. Kim arıyor bu saatte? Ya hiç önemli değil. İşle ilgili. İş? Yarın hallederim ben. Alp, oğlum. Seninle bir konuşabilir miyiz? İşte yarınki açılışla ilgili. Tabii, olur baba. Hadi. Size afiyet olsun. Sonra kahvelerimizi beraber içeriz. Emriniz olur. Baba. Ne oldu ya, bir sorun mu var? Sen... Son zamanlarda hiç annenle görüştün mü? Hayır. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Birkaç gündür devamlı beni arıyor. Ne istiyormuş? Bilmem. Açmadım. Ben ona söyleyeceğimi yıllar önce söyledim. Artık söyleyecek bir şeyim yok. Sadece huzurumuzu bozmasın yeter. Tamam ya. Sen şey yapma, ben hallederim bunu.